Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Çınar Akademi olarak Türkçe sorularını çözeceğiz hep beraber. Nisan ayı ikinci örnek soruları yayımlandı bugün, yani 22.04.2020 tarihinde. Hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Ne demiş bu soruda? Buna göre Ahmet ve Eren'in tekrar yayınlandığını izleyecekleri dersler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dikkat edelim. Bakalım onunla ilgili nasıl bilgiler var? Burada ders programını görüyoruz. Burada da öncüllerimiz var. Hemen dikkat edelim. Ahmet 7. sınıf, kardeşi Eren 5. sınıf. O zaman biz 7'ye bakacağız. Ahmet'i burada işaretledik. Bir de 5'e bakacağız. Eren de 5. sınıfmış dedik. Devam edelim. MEB'in hazırladığı EBA-TV ortaokul haftalık ders programlarına uzaktan eğitime katılacaklar. Dersler 20 dakika sürmektedir ve her bir dersten sonra 10 dakikalık etkinlik kuşağı varmış. Gördüğünüz gibi süre 30 dakikalık aralarla devam etmekte. Burada bilgi bitti. Devam ediyoruz. Ahmet ve Eren ilk günkü ders yayınlarını verimli bir şekilde takip etmişler. Yani tekrar edecek bir sorun yok burada. Pazartesiyi sildik o zaman. Ancak oturdukları apartmanın elektrik kesintisinin tesisatındaki arıza nedeni ile 09 hangi gün, ama dikkat edeceğiz, salı günü 09.30 ile 11.30 arasında ne yapmış? Elektrik arızası var. O zaman biz salıda bir sıkıntı arayacağız. Salıda arayacağımız sıkıntıya bakalım. 9.30 ile 11.30. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey, Eren'in hangisini kaçırma ihtimali olduğunu bilmek. Baktığımızda 9.30 salı günü 9.30'da ne başlamış? Gördüğünüz gibi fen bilimleri başlamış. 9.30'da fen bilimleri başladıysa 11.30'a kadar, ki onun içine giriyor bunun dilimi, buradan sonrasına bakacaksınız, fen bilimlerini göremeyeceği anlamına gelmektedir bu elektrik kesintisinden. Hemen Ahmet'e bakalım. Ahmet hangisini göremeyecekmiş? 11.30'da kadar süreceğine göre 11.30'dan öncekini göremeyecek. 11.30'dan önce ne başlamış Ahmet için? Gördüğünüz gibi sosyal bilimler başlamış. Dolayısıyla salı günü tekrarı için hangi olduğunu bulabildik. Fen bilimleri, sosyal bilimleri tekrar edeceğini gördük. Dikkat edelim o zaman, aşağıda hangilerinde bu yok? Baktığınız zaman Eren için ne olması lazımdı? Fen bilimleri. Peki burada Eren için fen bilimleri, A'da gördüğünüz gibi sosyal bilimler demiş, şıkkı eledik. Eren için fen bilimleri demiş, Ahmet için sosyal bilimler demiş, doğru olma şansı var. Buraya baktığımızda Eren için sosyal bilimler demiş, Ahmet için de sosyal bilimler dediği için bunu da ne yaptık? Eleyebiliriz. Fen bilimleri ve gördüğünüz gibi sosyal bilimler burada da aynı şekilde doğru verildiği için bunları bırakıyoruz. Yani iki tane şıkkımız kaldı. Şimdi diğerine bakalım. Neymiş? Hangi gün ertelenmiş? Cuma günü. Cuma gününe bakacaksın diyor. 9 ila 9.30 arasında. Şimdi 9 ila 9.30 arasında kimin dersi var? Eren'in dersi var. Peki ne dersi var gördüğün gibi? İngilizce dersi var. O zaman hemen aşağı ineceksin. Görünen İngilizceyi gördük. Üçüncüsüne de bak, yani diğerine de bakmak zorundayız. Dördüncüsüne de. Hemen bakalım. 11 ila 11.30 arasında. Bu sefer 11 ile 11.30 arası desteği için dikkat edeceğiz. Çünkü burası direkt 7. sınıf aralığı. Hangisi var burada? 11 ile 11.30 arasında Ahmet için matematik dersi var. Bunu kaçırmış olacak. Bize de hangisini tekrar edeceğini sorduğu için gördüğünüz gibi burada fen bilimleri yazmış. Yani B'nin de olamayacağını söyleriz. Denizli'nin olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesele doğru noktaya net bir şekilde bakabilmek ve zaman dilimlerine dikkat etmek arkadaşlar. Cevabımızın Denizli olduğunu söyleriz, işaretler ve geçeriz diğer soruya. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin bu görüşlerle benzer bir iletiye sahiptir? Dikkat edeceksiniz, ileti dediği zaman meseleyi, nokta atışı bulmanız lazım. Shakespeare Hamlet adlı eserinin bir bölümünde kahramanın ağzından şu sözleri söylüyormuş. Neler söylemiş? Düşüncenin canı kısa sözdedir. Uzun sözlerse ancak dış görünüşleridir. Şimdi dikkat ederseniz bir bedenin canı nedir? Onu ayakta tutan, yaşatan, yani hayatıdır aslında bir yerde baktığınızda. Peki düşüncenin canı neredeymiş? Kısa sözdeymiş. Burada vurgulanan ne? Kısa söz. Biz kısa sözlere ne diyoruz? Kısa ve içi yoğun anlatımlı olan sözlere öz söz diyoruz. Diğerine bakalım. Yunus Emre'de Shakespeare'den yüzyıllar önce aynı gerçeğe parmak basmış. Az söz erin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür. Yani çok söz konuşma, az konuş, öz konuş demeye getiriyor. Gördüğün gibi burada er yetenekli kimse demek. Yani az sözü yetenekli kişiler söyler manasını söylemekte. Dolayısıyla da burada az konuş ama ne konuş diyor? Öz konuş, bunu çıkarabiliyoruz. O zaman biz aşağıda bunu bize ileten bir cümle bulacağız. Bu iletiyi bulacağız. Bakalım, söz etkili ve özlü. Dikkat edersen ne dedi? Özlü bir şekilde kullanılmalıdır. Yani etkili olması için özlü olması lazım. Yani az olması ama vurucu olması lazım. O zaman ben buradan o ilettiği anahtar kelimeyi yakaladım. Düşünce ile söz arasında sarsılmaz bir denge var. Burada vurgulanan o dengedir. Ama biz neyi vurguluyorduk metinde, bulduk? Özü bulacağız. Yani az ve öz olmayı. Bunu eleyebiliriz. Kişi her bildiğini söylemeni, burada bildiğini söylemek ya da söylememekten bahsetmiyor.
az konuşmaktan bahsediyor. Bildiğini ya da bilmediğini söylemesinden konuşmadığı için bunu da eliyoruz. Neyi, kime, ne zaman? Böyle bir sorunun cevabı da yok yukarıda. Dolayısıyla da cevabın Adana olduğu net bir şekilde ortada. Burada önemli olan anahtar kelimeleri vurgulanmakta, iletilerde bulabilmektir diyelim. Gelelim üçüncü soruya. Buna göre metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? Nesnel nedir? Sana göre, bana göre değişmeyendir. Öznel nedir? Sana göre, bana göre değişebilendir. Yani eğer bir kişinin kendisine göre olan bir cümle görürseniz bunun nesnel olduğunu söyleyemezsiniz. Nesnel de kanıt olacak, kanıtlanabilir olacak. Burada en önemli şey bu. Hangisinde nesnel anlatım var diyor, ona bakabilirsiniz ama isterseniz öncülü de okuyun. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehirlerindendir. Tamam, bak burada en güzel dedi, sana göre en güzel, bana göre değil diyebilirsin. Buna öznel anlatımlı cümle denir. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir dendiğinde de buna nesnel anlatım denir. Neden? Çünkü kanıtlayabilirsin. Bunun nüfus sayımı var. O nüfus sayımı verilerine göre de bunu kanıtlama imkanın var. Hemen bakıyoruz. 1. Boyoz mayasız hamurun kat kat açılmasıyla yapılır. Bu sana göre, bana göre değişir mi? Değişmez. Bu onun yapılma yöntemidir. Her yerde aynıdır. Dolayısıyla burada nesnel anlatımı görebilmekteyiz. Aslında da cevabı da bulmuş olmaktayız. İşaretlersin, sınavda geçersin. Çünkü net bir bilgi. Diğerlerindeki öznellikleri gösterelim öğrenmek açısından. Açılan bu hamur altın sarısı rengine, bu benzetmeyi sen yaptın belki. Ha dedin ki ben burada öznellik göremedim. Gelene kadar pişirilerek, çünkü bu altın sarısı sana göre, bana göre değişebilir anlamında söylemiyorum. Altın sarısının rengi değişmez ama orada kişi altını yan yana tutup bakmayacaksın ne de olsa. Sen orada renginin pişip pişmediğini anlamak konusunda düşünebilirsin. Hadi buradakini anlamadın diyelim. Gelene kadar pişirilerek çok farklı bir tada, farklı bir tat. Ya sen bunu farklı bir tat görüyorsun da bu normal bildiğin börek yani diyebilirsin. Dolayısıyla burada onun kendi değerlendirmesini görmüş olursun. Tadını bilenler için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden, sana göre vazgeçilmez, bana göre vazgeçilebilir dedi. Buradakini de bulduk. İzmir'in bu eşsiz, sana göre eşsiz, bana göre eşsiz değil diyebilirsin. Cevabın Adana olduğunu söylemiş oluruz ve geçeriz dördüncü soruya. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Şimdi bu tür sorularda yapabileceğiniz şey aslında son birkaç cümleyi okuyarak gelebilecek olan metni bulabilirsiniz. Cümleyi bulabilirsiniz. Ama en sağlam yol ne olur ne olmaz metni okumanızı tavsiye ediyoruz. Bir kral. Huzur en güzel resmedecek sanatçıya, mesele huzurmuş. Resmedecek sanatçıya bunları arıyor. Bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Kral resimlerden sadece ikisini beğenir. Altını çizdik. Çünkü artık ne yaptı bize? Bilgileri azaltıyor. Resimlerin birinde bir göl vardır. Göl etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resim bakanlara huzur vermektedir. Gördüğünüz gibi böyle hep olumluluklar, güzellikler var. Yani huzur veriyor. Dolayısıyla bu tamam. Şimdi bir resim daha beğendi. Diğer resimde dağlar vardır. Tamam. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Bak ağaç yok. Dağların üstünde gri bulutlarla bezeli. Dikkat, gri bulutlar, öbüründe bembeyaz bulutlardı. Kasvetli bir gökyüzü bulunmaktadır. Şimdi bunun neresinde huzur diyeceksin ama bakalım kral bir yerlerde bir şey buldu demek ki. Kısaca resim pek de öyle huzur verecek türden değildir. Fakat kral resme dikkatli bakınca dikkat, şelalenin ardındaki çalılığın üstünde bir anne kuş ile yavrusunu görür. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuşun kurduğu yuva görenlere eşsiz bir rahatlama sunmaktadır. Ödülü kim kazanır dersiniz? Tabii ki ikinci resim kazanacak. Kral bunun nedenini şöyle açıklar. Şimdi dikkat edelim. Burada aslında son iki cümleyle bir şey halledemeyebilirdik belki. Ya da halletme ihtimali var ama biraz zorlanabilirdik. Mesele tamamını oku sen. Sınavda hiç böyle takla atayım, şöyle yapayım, böyle yapayım da girmeye gerek yok dedik. Şimdi burada asıl anlatılmak istenen ne olduğunu anlayalım. Burada her şey böyle huzuru gösterecek şekilde hiç hepsi güzelliklerden oluşmuş bir resim. Ancak diğerinde ise dağlar sert, engebeli, orada akan şelale, gürültü, şu bu gürültü göremezsin resimde ama yani zorluk var yani. O zorluğun içerisinde bir mutluluk var. Şimdi soru, her şey kolayken mi mutluluk daha güzeldir? Yoksa zorken kazandığın, başardığın bir olumluluk mu daha çok mutluluk verir? Burada asıl anlatılmak istenen budur işte. Yani zorluklara rağmen sen bir şeyleri başarabiliyorsan asıl mutluluk, asıl huzur odur. Dikkat edin, evde boş boş oturuyorsun. Boş boş otururken aslında hiçbir iş yapmıyorsun. Dinlenmen gerekirken
Boş boş otururken yoruluyorsun. Ama belli bir iş yapıp yorulduktan sonra bir saatlik uzanma bile sana çok büyük bir mutluluk veriyor. Boş boş oturmaktaki o 10 saat sana huzursuzluk verirken çalıştıktan sonraki zorluktan sonraki dinlenme sana mutluluk veriyor. İşte bu manayı çıkarabilirsin. O zaman aşağıda da bunu arayacaksın. Şimdi neden burada uzattım? Bu tür sorularda anlatılmak isteneni anlaman lazım. Anlarsan cevabı çok net bulabilirsin. Eğer arada çeldiriciler olsa bile. Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yerdedir. Bunu istemiyor ki ya da bunu bu yüzden beğenmemiş. Aksine zorluğun içerisinde mutluluk var diye beğenmiş. O zaman bunu elerim. B'ye baktım. Huzur olumsuzlukların yani burada zorluk diyebilirsin içinde bile olumlu olanı bulabilmektir. Dikkat edersen buraya ne getirilebilir? Bu getirilebilir. Çünkü olumsuzlukların içinde bile olumlu bir şey yapabiliyorsan bu asıl huzur budur manasında cümleyi bitirebilirsiniz. Metni bitirebilirsiniz. Sanatçının iç dünyası geç. İç dünyasından bahsetmedi. Huzuru bulmak için huzuru aramıyor. Huzuru orada görüyor. Ama doğru yerde aramak gerekir dediğinde sakın ha sakın aklına o çalılıkların üzerinde şelalenin ardında onu aradı bulduğu düşünme. Orada aranan ya da bulunan bir şey yok. Aksine görmüş. Ve aynı zamanda da arayıp bunu da vurgulamadığı için bunu da ne yaparsın? Elersin. Mesele burada o resimde gördüğü kısımdır. O da Bursa'dır arkadaşlar. Gelelim dördüncü soru, özür dilerim. Gelelim beşinci soruya. Yukarıdaki metne göre bu görseldeki pist ve uçakla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Metni okuyacağız arkadaşlar. Bir uçak pistinde birden fazla farklı renklerde birçok ışık bulunur. Bu ışıklar pilota ne yapması gerektiğini söyler. Önemliymiş. Ve pistin durumu hakkında bilgi verir. Bu da tamam. Örneğin pistin başlangıcında bulunan dörtlü iki grup yeşil ışık. Burada gördüğün gibi ikisi de burada. Ne haber veriyormuş? İniş için müsait olduğunu, bunun altını çizeceksin. Bunlar önemli. Çünkü onunla ilgili sorular olacaktır. Emin olabilirsin. Müsait olduğunu belirtir. Tamam, yeşil yanmış zaten gördüğün gibi. Pistin ortasındaki beyaz ışıklar. Dikkat. Hangi ışıklarmış bunlar? Şuradaki ortadaki beyaz ışıklar. Uçağın pistte doğru konumda olup olmadığını belirtir. Bak ortaladın mı ortalamadın mı? Yani yolun tam ortasında mısın değil misin? Konumunu söylüyor sana. Tamam. Uçağın gövdesi tam olarak bu ışıkların üstünde olmalıdır. Pistin ortasından sağa ayrılan yeşil ışıklar. Burada yeşil ışıkları gördük. Ne diyormuş bu yeşil ışıklar bize? İniş yapan uçağın yolcu indireceği alana gideceği yolu gösterir. Park edeceği yer gibi düşünebilirsin. Tamam. Dörtlü iki grup kırmızı ışık. Nerede onlar? Burada. Gördük. Evet. Ne gösteriyor? Pistin bittiğini gösterir muhtemelen. Pistin sonunu. Sonu haber verdi. Tamam. Pistin kenarlarında beyaz ve sarı renkli ışıklar. Onlar da bunlar gördüğün gibi iki tarafta da var. Aşağıda da var. Beyaz ve sarı renkli ışıklar bulunur. Evet, neymiş bu ışıklar? Beyaz ışıklar pistin kullanılabilir alanını. Yani burası için artı. Tamam, kullanılabilir alan. Sarı ışıklar ise pistin sonuna yaklaştığını söylüyormuş. 600 metre kaldığını. O zaman burada 600 metre haberi veriyor. O zaman bu ne demek? Pist bitiyor, yapacağını yap demek. Yani duracaksan dur, kalkacaksan kalk. Eğer uçak kalkıyorsa, dikkat, eğer dedi zaten burada, bu sarı ışıklardan önce yerle temasını kesmelidir. Kalkış yapacaksa buradan sonra ne yapmalıymış? Kalkış yapmalıymış. Peki iniyorsa, iniş yapıyorsa da bu ışıklara gelmeden durmalıymış. Buraya kadar durman lazım diyor. Tamam, şimdi aşağıda öncüllerimizi aldık. Aşağıda verilenlerin doğruluğunu arayalım. Uçağın kalktığı varsayılırsa, kalkışa göre düşünüyoruz. Havalanmasına 600 metre kalmıştır. Şimdi bakın uçak nerede? Burada. 600 metre kalması için burada olması lazım. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunu eledik. Birin olduklarını elersin. İki tane şık kalır. İniş yaptığı varsayılırsa ki gördüğünüz gibi inişe yakın bir yerde. İniş yaptığı varsayılırsa uçak siyah ok ile gösterilen rotayı takip etmelidir. Şimdi iniş yaptıysa ne yapacak? Yolcuları indirecek. Siyah okla neresi gösterilmiş? Yeşil gösterilmiş. Yani doğru söylüyor bize. Onu takip etmek zorunda. İkinin olmadığını elersin. Cevap aslında sana ne yapmış olur? Kendini göstermiş olur. Ama biz diğerleriyle de kanıtlayalım. Bir numaralı ışıklar pistin iniş için müsait olduğunu. Bak yeşil yanıyor. Müsait mi? Evet müsait. Tamam. 2 numaralı ışıklar pistin sonunu belirtir. Zaten açık metindeki net bir bilgiydi bu. Dolayısıyla bu da doğrudur diyebilirsin. 3'ü de zaten bulmuştuk. Cevaplarda gördün. 4'e bak. Mavi ok ile belirtilen ışıklar. Mavi ok nerede? Burada beyaz ışıkları söylüyor.
Uçağın yolcu indirebileceği alanı gösterir değil, pistin kullanılabilir alanıydı hatırlarsanız. Bunu da eledik. Kolay bir soruydu. Belki vakit alır gibi de olsa dikkatli ve sağlam adımlarla giderseniz burada yanılma ihtimali olan kişilerin bir adım önüne geçebilirsiniz diyelim. Gelelim 6. soruya. Bu metinde anlatılanları aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde özetler? Vurgulananı bulacağız. Bedeninizin yürüyüşünüzden kalp atışınıza kadar pek çok özellik bakımından başkalarının bedeninden farklı olması güvenlik sektörünü harekete geçirmiş. Bir farklılık var. Beden üzerinde duruluyor. Dikkat edin. Çünkü günümüzde kötü niyetli yazılım satın almış beceriksiz bir fırsatçı bile mevcut birçok güvenlik yöntemine rağmen internetteki hesaplarınızı kolayca ele geçirebiliyor. Kredi kartı bilgilerinize hatta daha fazlasına ulaşabiliyor. Özellikle kişinin parolası, doğum tarihi ise ya da bir yıl içinde 20 farklı sitede kullandıysa bu sorun internette bağlı çalışan şirketlerin de müşterilerin de tahammül sınırlarını zorluyor. Bu noktada sorunun çözümü, dikkat, çözüme geldik şimdi. Bir sorun var, güvenlik sorunu ve burada kullanılacak bir durum var. Çözüm neymiş? Her seferinde akılda tutulması daha zor parolalar oluşturmak değil, bedeniniz oluyor. Dikkat, burada belirleyeceğiniz mesele şu. Mutlaka beden olacak işin içerisinde. Beden çünkü farklılık gösteren bir durum. Parmak işareti gibi parmak izi gibi düşünün arkadaşlar. Herkes de farklı. Bedende de yürüyüşte ve birçok yerde yüzünüz de dahil olmak üzere ki bugün bazı akıllı cihazlar ne yapıyor? Yüz kullanarak açılıp kapanma özelliğini kullanmakta. Bazıları parmak iziyle açılıp kapanmakta gibi gibi çoğaltabilirsiniz. Burada mesele bir beden meselesi var, farklılık meselesi var ve beden özellikle burada tutuluyor. Peki sorun ne? Güvenlik. Şimdi güvenlik sorunu olacak. Bu güvenlik sorunu ile ilgili de bir çözüm önerisi var. O da bedenle ilgili olacak. Biz bu iki anahtar kavramı mutlaka en doğru şekilde özetlerin içinde görmeliyiz. Bunun ayrıntısını verelim. A'ya bakalım. Hemen görelim. Güvenlik sektörü. Evet, burada vurgulanan güvenlik sektörü. Kötü niyetli kişilerin, ki güvenlik var işin içinde diyebilirsiniz. Kötü niyetli kişilerin internet ortamındaki zararlı faaliyetlerini engellemek için çözüm arayışına girmiştir. Şimdi bak, buradan bunu çıkarabilirsin. Çünkü çözüm arıyordu burada. Ancak burada en doğru şekilde derken sana diyor ki ben aşağıya çeldirici koydum diyor. Burada da çeldirici kısmı nerede aslında? En doğru şekilde özetleyebilmesi için bu çözüme neyle ulaşıldığını, yani burada ne demişti? Bedenimiz demişti, dikkat edersen. Mutlaka söylemesi lazım cümle içerisinde. Ancak burada çözüm arayışının içerisinde beden eklenmiş mi? Eklenmemiş. Çeldirici olarak bu şıkkı görebilirsiniz. O yüzden bunu siliyoruz. B'ye bakın. Güvenlik sektörü. Tamam, yine güvenlik anahtar kelimemiz var. Hem kullanımı kolay hem de çok güvenlikli olduğu için, yukarıda güvenlikli olmasından bahsetti mesela. Neden güvenlikli olduğunu söyledi. Bedenin farklı olması, herkesinki farklı. Kullanımı kolay. Ne demişti? Her seferinde daha zor parola üreteceğine bedeni kullanmak daha kolay olduğu için insan bedenini, dikkat, insan bedeni de işin içine girdi. Parolaya dönüştürmek istemektedir. Çözüm bu mudur? Evet, istemektedir. Çözüm üretmiş. O çözümü de bize söylediğine göre bu yukarıdakini en doğru şekilde özetler diyebiliriz. Diğerlerine bakalım. İnternete bağlı çalışan şirketler. Mesele internete bağlı çalışan şirketler değil. Güvenlik sektörü. Güvenliği görmedik. Müşterilerini akılda tutması kolay ama ele geçirilmesi zor bir parola kullanma konusunda uyarmaktadır. Farz misal sen bunu çıkardın yukarıda ama ki çıkaramazsın zaten. Bunun alakası yok. Bizim anahtar kelimelerimiz işin içerisinde yok. Hemen eledik. İnsanların beden özellikleri tamam gibi çok özel bilgilerinin kötü niyetli yazılımın hedefi olması güvenlik sektörünü harekete geçirmektir. Beden özelliklerin ya da bunlarla ilgili bilgilerin üstüne düşün, beden, daha doğrusu bedenle alakalı kısım, onunla ilgili bilgilerin ele geçirilmesinden geçirilmesiyle ilgili olarak bahsedilmemiş. Burada mesele beden özelliklerinin ele geçirilmesi iken yukarıda bedenin güvenlik için kullanılmasıydı. O yüzden bunu da ne yaparız? Geçebiliriz, eleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımızın B olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ve geliriz 7. soruya. Bir metin var, 2 soru var. Dikkat edelim. Aşağıdaki metne göre çözeceğiz. 6 çizili bölüm var. 6 çizili bölümle ilgili soru nerede? 8. soru. Önce bunu çözebilirsiniz. 6 çizili cümleyle anlatılmak isteneni destekler. Bak dikkat et, destekler. Yani direkt aynı anlamda olmasına gerek yok. Destekleyecek, o yönde olacak. Mesele budur. Yani böyle ben direkt çıkaramıyorum desem de evet, bu onu destekleri mutlaka ne yapacaksın?
ayrıntısına varacaksın bunun. Farkına varman lazım. Bakalım bu tür sorularda bu altı çizili kısımdan önceki cümleyi ya da birkaç cümleyi okuyarak net bir şekilde cevaba ulaşabilirsiniz. Burada da zaten başlarda olduğu için okuyalım. Burada da ne diyecek? Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili neler çıkarılabilir? Bu da aklımızın bir köşesinde olsun, çıkarılabilenlerin altını çizeriz. Caddede ne kadar çok fotoğrafhane var? Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde fotoğraflardaki mesut insanları seyre daldım? Seyre dalmış bak, dikkat. Dalmış da hatta burada önemli bir durum. Bu insanlar buralara saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olmalıdır. Fotoğraflarda gülümsüyorlar, ondan bahsediyor herhalde. Onların tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek. Neden? Fotoğrafı çekti. Tamam, ondan sonraki gün gülmese de o fotoğraf 100 yılda kalsa o tebessüm devam edecek. O zaman burada bu tebessümle alakalı vurgulanan nedir? Ne diyebiliriz biz? Kalıcılık diyebiliriz. Bir anahtar kelime belirleyebiliriz bize. Kalıcılıktan kasıt bu değil. İnsanları etkileyecek, bakmasına sebep olacak kalıcılık değil. Fiziksel bir kalıcılık olarak düşünebilirsiniz. Çünkü o anı kayıt altına aldın. O zaman biz aşağıda bunu destekler bir cümle arayabiliriz. Hemen bakalım. Günlük hayatın her anının fotoğraflanması gereksizdir. Şimdi altı çizili sözle bu alakalı mı? Değil. Burada belli anların kayıt altına alınması ve bunun kalıcılığından bahsedecek. Mutlu anların, evet mutlu an bu, belirli bir an, uzun ömürlü belgeleridir. Peki nedir bu uzun ömürlü belgeler? İşte o biraz önce tespit ettirmek için koşuşmuş olmaları. Yani fotoğrafçılara gittiler. Fotoğrafçı da bunun fotoğrafını çektirdi. Tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek o fotoğraf kaldıkça. Uzun ömürlüden kasıt anahtar kelimemiz olabilir mi? Yani kalıcılık, fiziksel de olsa kalıcılıktır. Dolayısıyla bunu çıkarabilirsin. Bunun yanına işareti koy. Mutlu anlar derken ne demişti zaten? Mutluluklarını tespit ettirmek için diyor. Saadet demek, mutluluk demek. Bunu işaretledik. Güzel anların fotoğrafını çekmek mutluluk göstergesidir. Şimdi bak, güzel anların fotoğraflarını çekmek diyebilirsin, olabilir. Ama bu bir mutluluk göstergesidir demiyor. Altı çizili kısımda bahsedilen mesele onun fiziksel olarak daha ileriye kalıcı olması. Hemen eleyebilirsin. Bazı fotoğraflardan bahsetmiyorum. Özellikle mutlu anların fotoğrafından bahsettiği için bu bile bana anahtar kelime olabilir elemek için. İnsanın gerçek duygularını yansıtmaz. Bunu hemen geçeriz. Zaten cevap olabilecek seçeneği bulmuştuk, işaretleriz. Şimdi devam edelim. Ne demişti? Seyre daldım. Fotoğraflar çekildi. Ben de pekala fotoğrafhanelerden birine girebilirim. Ben de mesudum. Benim de resmimi çekebilirsiniz diyebilirim. Fotoğrafçı da itiraz edemez. Siz yalnızsınız. Önemli nokta. Bu siz yalnızsınızı kim bilebilir? Bu sözleri yazan kişi bilebilir. O zaman kendini yalnız görüyor diyebilirsin. Fotoğrafı ne yapacaksınız diyemez. Diyecek olursa elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir. Bir özlem var dikkat edersen, ama bu geçmişle alakalı değil, gelecekle alakalı olabilir diyor. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde, güzel kokular içinde yatabilir derim. Şimdi hangileri çıkarılabilir demişti, okuyalım. Kendisini yalnız hissetmektedir. Yalnızsınız. Fotoğrafçı bunu söyleyecek ama bunu kim biliyordu? Bu sözleri yazan. O zaman kendisini yalnız hissediyor diyebiliriz. İkiye bakalım. Fotoğraflardaki insanların mutluluğuna imrenmektedir. Burada kötü bir böyle kıskanma anlamı yok. İmrenmekte, özenmektedir. Bunu nereden anlayabiliriz? Aslında en belirgin anlanacak kısım şurasıdır. Seyre daldım. Durdu orada, seyre daldı. Niye seyre dalsın ki bunu? Yani oraya karşı bir beğeni, bir özenme olmasa durup onun üzerinde düşünmez. Bir buradan çıkarabilirsin. Bir de şuradan bak, sözde çıkarılabilir. Elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir. Yani yalnızlıktan kurtulabilirim. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde, dikkat bak, güzel kokularla içinde yatabilir. Yani buna karşı bir özenme var. Benim de fotoğrafım birinin cüzdanının bir köşesinde olsun. İmrenmesini buradan çıkarabilirsin. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir. Geçmişe özlem duymaktadır. Şimdi burada bir ince ayrıntı var. Elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir dediğinde, burada dikkat edersen gelecek var işin içerisinde, okurken de söylemiştik. Yani gelecek dediği için arkadaşlar burada ne yapacağız biz? Geleceğe yönelik. Geçmiş çıkarılamaz. Geçmişe özlem duymaktadır. Hiçbir yerde görmediğimiz için 1 ve 2 diyebiliriz. Cevabımız da ne olur? Ceyhan olur. Ve bu soruyu da halletmiş olarak 9. soruya geçeriz. Bu sözleri söyleyen birinin aşağıdaki metinlerden hangisini beğenmesi beklenir? Dikkat! Burada o zaman bir fikir var. Bu fikirle alakalı düşünceyi aşağıda arayacağız biz. Ama mesele buradaki fikri doğru belirlemek. Bir sorunu eleştiren yazılar görüyorum. Tamam. Bu tür yazıları okuduğumda baktığım ilk şey, dikkat,
Yazarın çözüme yönelik önerisi olup oluyor. Önerisi oluyor. Eğer yazarın önerisi yoksa demek ki ilk yaptığı iş ne? Sorun üzerine yazılan yazıda çözüm önerisi var mı yok mu? Önerisi yoksa yazı benim için yok hükmündedir, değersizdir diyor yani. Çünkü sorunu herkes görebilir ama çözümü herkes üretemez. Marifet çözümdedir. İşte burada özetleniyor her şey. Diyor ki hangisini beğenmesi beklenebilir? O zaman burada dikkat edeceğin şey aşağıdaki metinlerde hem sorunu göreceksin hem de o metni yazan ya da orada konuşan kişinin buna karşı ürettiği mutlaka çözümü göreceksin. Çözümsüzse beğenmez. Çözümlüyse beğenir. Biz de hangisini arıyoruz? Çözüm olanını arıyoruz. Bozkır'ı boydan boya geçen yolculuklar yaparken içim yanar hep. Tamam, bozkır diyor ya, ağaçsız demek. Yolculuğa çıkmadan önce bir umutla manzaranın değişeceğini düşünsem de zamanla gerçeği kabullenirim. O dağların, tepelerin ağaçlarla dolu olmasını beklerim ama beni çorak topraklar ve tepeler karşılar hep. Nice türkünün yakıldığı, nice adetin olduğu topraklara bu görüntü yakışmıyor. Tamam, çözümün ne? Yakışmıyor da. Dolayısıyla bunu eledik. Çözüm yok burada. B'ye bakalım. Yaşadığım şehrin sokaklarında gezerken içimden şu cümleyi söyler dururum. Bu sokakların ruhu yok. Sorunu tespit etti kendince. Evet, her gün geçtiğim bu sokaklar asfalt ve taştan oluşuyor. Bu da sorunun bir açıklaması olsun. Beni kendisine bağlayan bir yönü yok. Bu da kendisiyle alakalı kısmı. Halbuki dediği anda bir şeyler üreteceğini söyleyebilir. Bakalım çözüm mü? Bir ruhu olsa, tamam da ruhu olsa bakalım, ama açıklaman var mı? Çözümün var mı? Bu sokakların mesela dediği anda örnek veriyor, çözüme yönelik olacağını düşünebiliriz. Sokağın her köşesinde eskiden kalma kocaman ağaçlar olsa, yani ağaçlar dikilse, bu bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir. O sokakta yaşamış ünlü insanların küçük anıtları olsa. Şimdi burada aklına şu gelebilir. Ağacı birdenbire dikip kocaman ağaç yapamaz. Ama ağaç dikme konusunda bir çözüm önerisi olarak düşünürsen ileriye dönük de olsa bir çözüm önerisidir diyebiliriz, bu bir. İkincisi, bundan anlamadın diyelim. Burada yaşamış ünlü insanların küçük anıtları olsa dediği anda bu anıtlar hemen eklenebilir. Bu da dolayısıyla bir çözüm önerisi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanına bir işaret koyalım. Cevabımızı bulduk aslında biz. Ama diğerlerine de bakalım. Aklımızı karıştırabilecek şıklar var mı? Şehir yaşamının yol açtığı en önemli sorunlardan biri de trafik. Dikkat, sorunu söyledi. Şehirlerde yaşayan milyonlarca insan her gün bu sıkıntıyı çekiyor. Tamam. Kendisine ya da ailesine ayıracağı vakti trafikte harcıyor. Bu da tamam. Oysa ki dediği anda çözüm üretme ihtimali olabilir. Dikkat. İnsanlar bu vakti yollarda trafiğin açılmasını bekleyerek değil, daha nitelikli işler yaparak geçirmeli. Şimdi dikkat edersen burada geçirmeli diyor. Kendince bir çözüm önerisi varmış gibi görünse de aslında mesele burada çözüm önerisinde değil. Mesele sorun neydi? Trafikti. Trafiğe bir çözüm üretmiş mi? Hayır. O başka bir olasılık koyuyor. Yani bu trafik çözülmüş olsaydı insanlar vakitlerini şöyle şöyle değerlendirebilirlerdi. Burada asıl sorun trafik olduğu için trafiğe bir çözüm var mı yok mu görüyoruz. Yani yok. Dolayısıyla bunu buradan eleyebiliriz. D'ye bakalım. Modern çağın devasa mabetleri, AVM'ler. Canlı, coşkulu, ele avuca sığmaz. Eski çarşıların yerini soğuk ve kaba halleriyle alarak gün be gün hayatımıza girdiler. Tamam, bu bir sorun. Evet, bizlere birçok ürünle hizmet sunuyorlar. Tamam. Ancak bir makine gibi ruhtan ve doğallıktan yoksun. Çözüm yok. Dolayısıyla bunda ne yapacaksın? Eleyebilirsin. O zaman bunu da halletmiş olarak diğer sorumuza, hatta son sorumuz olarak sorumuza geçebiliriz. Ne diyor bu açıklamaya göre? Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir? Dikkat, sıfat fiilin ne olduğunu biliyorsak öncülü okumadan da metinde bulabiliriz. Ama bakalım, fiil kök veya gövdelerinde an, en, ası, esi, maz, mez gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat fiil oluşturulur. Sıfat fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme görevindedir. Her sıfat fiil bir sıfat tamlaması kurabilir. Bunu hatırlatalım. Hemen bakalım. Burada bizim bir formülümüz vardı. Daha önceki videoları izleyenlere hatırlatalım. İzlemeyenlere. Burada olumsuzluk eki en önemli anahtar noktadır. Bir kelimenin sıfat fiil ya da isim fiil ya da zarf fiil olabilmesi için 3 kural vardı. 3 adımda biz sıfat fiilimsileri buluyoruz. Birincisi, kök ya da gövdede. Mutlaka mı mutlaka fiil olacak. Bu birinci kural. Burası çok önemli. Fiil olmazsa aramana bile gerek yok. İkinci kuralımız, ek alacak. Aldığı bu ek yapım eki olacak ama o sözcüğü neye göre, ne görevine getirecek, ne yapacak tür olarak? Ya isim yapacak, ya sıfat yapacak, ya da zarf haline getirecek. Şimdi bu da tamam. Yani isim, fiilden isim yapım ekleri, isimden isim yapım ekleri olabilir. Mesele şu, isim yapacak
ya da sıfat ve zarf görevine getirecek ki sıfat olabilmesi için de biliyorsunuz yine isim olması lazım. Bunların hepsi isim soylu sözcüklerdir. Onu hatırlatmış olalım. Ama burada ayrıntı şu. Biz isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil aradığımız için özellikle ondan yazıyoruz buraya. Üçüncü ve en önemli kural. Fiil imsi olabilmesi için. Yani hala fiille alakası olduğunu bana gösterebilmesi için, şu imsi ekinin yerini doldurabilmesi için, manasını doldurabilmesi için hala fiille bağlantılı olmalı. Çünkü fiil imsi ne demek? Fiil gibi demek. İşte bu üçüncü ve en önemli adım onun olumsuzluk ekini alabilip alamaması. Alabiliyorsa bu bir fiilimsidir. Alamıyorsa fiilimsi değil, artık kalıplaşmış bir isimdir ya da neyse sıfat görevine gelmiş bir sözcük haline gelmiştir diyebilirsiniz. Örnek verelim. Ortasında köşk biçiminde yapılmış bir ev. Baktığın zaman bir ev. İsim bu zaten. Nasıl bir ev dediğin zaman yapılmış bir ev diyor. Dikkat edersen köşk biçiminde yapılmış bir ev tamamı aslında buraya gelir de arkadaşlar. Köşk biçiminde yapılmış bir ev olarak bunu almamız lazım. Ama burada ki fiilimsileri hatırlatalım, her biri bir yan cümleciktir. Dolayısıyla kendi içerisinde ögecikleri de vardır. Aslında burada köşk biçiminde yapılmış demesi gerekirdi. Ama önemli olan bu da fiilimsi olduğu için bunu bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi nasıl bir ev? Köşk biçiminde yapılmış bir ev. Kökünde ya da gövdesinde fiil var mı? Var. Bak kökte de fiil var, sonrasında da fiil var. Yani yapılmak diye bir fiilimiz var. Gövdede de fiil var. Bu birinci adım. Bir tanesinde bunu göstereceğim, diğerlerini de göstermeyeceğim. İkiye bakalım. Aldığı ekle sıfat olmuş mu? Bak şimdi burada sıfat olduğunu söylemiştik. Nasıl sorusuna cevap verdi. İki de tamam. Şimdi sen buna mema olumsuzluk getirebiliyorsan bu fiilimsidir. Yapılmamış bir ev. Tamam olabilir. Yapılmamış bir ev hakkında konuşmaya gerek yok diyebilirsin. İlla aynı cümlede kullanmana gerek yok. O zaman bu hala fiille alakalıdır. Dolayısıyla bu bir fiilimsidir ve ne görevindedir gördüğün gibi sıfat fiildir. Yani sıfat fiilimsidir. O zaman ne ad vereceğiz ona? Sıfat olduğu için sıfat fiil adı vereceğiz. Burada bu birincisini bulmuş olduk. Devam edelim. Oturduğumuz beyaz perdeli oda. Nasıl oda? Beyaz perdeli oda. Oturduğumuz beyaz perdeli oda dediğinde de aynı şekilde bunun sıfat olduğunu görebiliyorsun. Oturmadığımız odayı niye boyayalım dediğinde de olumsuzunu yapabildiğini gördüğüne göre bunun hala fiille alakalı olduğunu, yani bir fiilimsi olduğunu söyleyebiliriz. Ki sıfat olduğunu da söylemiştik. Bu da tamam. Biri eledik, ikiyi eledik. Devam ediyoruz. Sabahları annem dedi okumuyoruz buraları. Bu pencereden görünen avlu. Hangi avlu? Görünen avlu. Dolayısıyla burada en anı gördük zaten, yukarıda da söylemişti. Peki pencereden görünmeyen avluyu ben ne yapayım dedin mesela. Olumsuzunu yapabildin mi? Evet. Burada zaten görünmek de vardı. Gövdede de fiil vardı. Görmek, görünmek hepinizin malumu. Olumsuz da olabildiğine göre hala sıfat fiilimsidir. Hala fiille alakası vardır. O zaman fiilimsidir diyebilirsin ki sıfat olduğunda zaten bulmuştuk. Sonda cevabımız zaten kendini bize göstermiş olur bununla. Kapaksız tek bir penceresi vardı dediğinde kapaksız pencere diyebilirsin. Bu bir sıfattır. Evet, doğru. Ancak bunun içerisinde fiil var mı? Kökünde ya da gövdesinde var. Kapamak diyebilirsin. Kapamaktan kapak diyebilirsin. Ama şu tencerenin kapamak ayağını kapat diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bu artık olumsuz olamadığına göre fiille ilişkisi tamamen kesilmiş. Artık kalıplaşmış bir söz haline, yani isim olmuş artık o. Yapım eki almış. Kapamaktan kapak. Kapamamak diyemezsin onun adına. O nesnenin adı kapamamak olamaz ki artık bir nesnenin ismini karşılar hale geldiğinden de kalıplaşmış olduğunu anlayabilirsin. Cevabımızın da Denizli olduğu bu şekilde kanıtlanmış olur. Biraz uzun çözdüm belki ama fiilimsilerle ilgili kesin soru, yani soru gelme ihtimali çok yüksek olduğu için biraz açıklama gereği duyduk. Evet, son sorumuzu da çözdük. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.